Son dönemde artan kiralar artık kiracıların ödeyemeyeceği boyutlara ulaştı ve özellikle İstanbul'da barınma ihtiyacını karşılamak çok güçleşti. Fahiş artışlardan sonra birkaç öğrencinin bir araya gelerek bir evi paylaşması ise neredeyse imkansız hale geldi. Kiralık daire ücretleri sizin bulunduğunuz semtte? Yani 3 bin liradan aşağı yok. Haddinden fazla aşmış durumda. Sizin oturduğunuz bölgede kiralar ne kadar arttı? Şu an için %100 arttı. Bir odayı 900 liraya, 1000 liraya kiralayan bir millet olmuşuz. Böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kira ücretlerinde yaşanan fahiş artışa karşı önlem alınacağının ilk sinyalini verdi. Bu zulmün önüne geçeceğiz dedi ama nasıl olacağını anlatmadı. Son dönemde kiralık daire fiyatlarına yapılan %100'e varan zamlar kiracıları zorluyor. Özellikle İstanbul'da barınma ihtiyacını karşılamak büyük sorun haline geldi. İnsanlar ekmekten duya duya fiyatı yükseltmeye de başladı. İlçe bazında, semt bazında %100 olan, %150 olan ilçe ve semtler var. Bakın benim gözümün önünde dün 3000 TL olan evi mal sahibi geldi akşamüstü 4000 aşağı vermem dedi. Mal sahiplerinin bu şekilde fırsatçı yaklaşımları var. Yüksek zamların nedeni olarak emlakçılar ev sahiplerini, ev sahipleri ise emlakçıları işaret ediyor. Fiyatların bu şekilde olmasının sebebi emlakçılar. Emlakçılar diyorlar ki atıyorum bu dükkanın kirası kaç para? 3000 lira. Diyor ki abi sen oradakini çıkart ben orayı 5000 liraya kiraya sana vereceğim. Mal sahibine çıkarttırıyor. İBB'nin planlama ajansı da konut sorununu araştırdı. Rapora göre son bir sene içinde ev değiştirenler dışarıda tutulduğunda İstanbul'da ortalama kira bedeli 1541 lirayken bu rakam 2561 liraya yükseldi. Bu yıl içinde yeni kiraya çıkanlar için kira ücretleri geçen yıla göre %66,2 oranında zamlandı. Geliriniz bu derecede arttı mı? Gelir artmadı işte sıkıntı o. Gelir artmadı gider artıyor. Ne kadar kiranız? Gelirimin üstünde yani. Karşılayamıyorum. Asgari ücret 2800 lira. En kötü yerde ev kirası da 1500-2000 lira. Bodrum katlarda 1000 lira kirada oturuyoruz. Kiracıların %72'si ev sahibiyle sorun yaşadı. Yüksek kira ücretleri mevcut kiracıları da taşınmak için yeni bir ev arayanı da zorluyor. Ben eski kiracı olduğum için 1150 lira. Ama şu an çıksam 2500 lira. Nerede oturuyorsunuz? Bağcılar. Ev sahiplerinde de sıkıntı var ya. Bu kadar merhametsizliğe gerek yok. İki gün önce ev sahibi aradı. 350 milyon zam yaptı. Ben de kabul etmedim. Şimdi çıksak dışarı bakıyoruz yüksek. Evde de kalksak bir soru ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tepe tüfe oranını kesinlikle baz almıyorlar. Çok dertliyiz. %45 zam yaptık gene tatmin edemedik. %55'te anlaştık. Yüksek kiralara öğrencilerin çözümü bir evi birkaç kişi paylaşmaktı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla daha da artan kiralar öğrencilerin ortak bir eve çıkmalarını da neredeyse imkansız hale getirdi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı öğrencilere birleşin ev tutun dedi ama o formül de artık eskisi kadar kolay değil öğrenciler için. Bunlar ödenebilecek meblağ değil. Bugün iki oda salon bir eve 5000-6000 ödeyecek. Kaç kişi var Allah aşkına? Bir özel yurtçuluk yatak ücretine bakın. Bir de 3 kişinin tutacağı bir ev fiyatına bakın. Ev daha avantajlı gözüküyor. Gidin bir özel yurtta 2000-2500'den aşağı yatak yok. Lütfen sesleniyorum bütün ev sahiplerine kiraları. Lütfen biraz insanların gelirine göre kiraları uygulasalar çok iyi olacak.